Yani biz hep böyle amniyosentez biliyoruz. Bazı, bazı çiftlerde bilmiyorlar. Hani nedir? Ciddi bir şey midir? Ee, amniyosentez peki bu işlemin neresinde? Yani bu sürecin neresinde yer almalı? Hangi haftada yapılmalı? Ciddi bir işlemdir sayın biri. Evet. Aslında biraz önce konuştuğumuz bağlamda eğer fetusla ilgili genetik bir hastalığı araştırıyorsak Hı -hı. işte tarama testleri dağın için uygulanan rutin testleri olduğu evet. için sanki bütün işlemler onun akabinde yapılıyormuş gibi görünüyor. Hı -hı. Ama çeşitli nedenlerle biz gerek koryomelis biyopsi, gerek amniyosentez, gerekse kordosentez dediğimiz bebeğin kordonundan kan alma işlemlerini yapıyoruz. Ama halihazırda, hazırda ee, en çok hani duyulan Down sendromu için tarama testi yaptırdım. Riskim vardı. İşte amniyosentez olduğum gibi e, bir, hı hı. E, birbirinin devamıymış gibi bir konuşma olabilir. Şimdi amniyosentez Down sendromu tarama testleri ilk başladığında veya CVS'in e, CVS teknik olarak yapılması bir miktar daha zor. Yani daha çok doktor e, deneyimi gerekiyor. Plasenta'ya giriş yapmak, amniyotik hı hı. kese'ye giriş yapmaya göre biraz daha teknik bir işlem. O yüzden yapabilen doktor sayısı çok yaygın değil, değil. koryon virüs biyopsisinde. Bu bir yönü. Yani her yerde yapılamaz. Hani Türkiye'de kaç tane doktor yapıyor deseniz size sayı veremem. Ama, ama siz kendi bölümünüzde klinikte yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Evet. Bir defa perinatolojinin alanına giriyor doğrudan. Hı. Mesela amniyosentezi alanda baktığınızda kadın doğum uzmanları da yapabiliyor. Zaten Hı. düne kadar perinatoloji diye bir ayrım yoktu. Hı. O yüzden eğitiminde bunu almış olan Hı. ve hastayı risk yaratmayacağını düşünen hekimler bunu kendi tecrübeleri içerisinde hastalarına sunuyorlar. Hı. Hala hazırda da belki amniyosentez iyi bir deneyimle sunulabilir belki hı hı. hani bunun sınırlarını belirlemek şu anda hani benim burada yapacağım bir şey değil ama amniyosentez daha geniş bir alanda gene iğneyle anne karnından yaptınız. Yine bebekten örnek almak adına bebeğin sıvısından bir miktar sıvı çekme işlemi. Plasantadaki biyopsi işlemi. plasantanın içinden hücre alıyorsunuz. Amniyosante'de de amniyotik sıvıdan hücre alıyorsunuz. Evet. Ama amniyotik sıvıda bir hücreyi bulabilmeniz için ideal hafta 15-16 hafta. Yani uygun tanıya gidebilmeniz Hı -hı. için bayağı hücreye ihtiyacınız oluyor. Zaten daha önceden erken amniyosentezler denenmiş. Hem fetüs ayarı riskler nedeniyle hem de yeterince hücre olmayıp hücre kültürlerinin çok uzun sürmesi nedeniyle. Mesela aldığınız aldığınızda hücreyi, hücreyi hemen ertesi gün sonuç veremiyorsunuz. O hücreleri çoğaltıp belli bir sayıya getirip onun üzerinden analizi yapmanız gerekiyor. Evet. Hücre kültürü dediğiniz bu işlemde 3 haftayı falan buluyor. Koryon villus biyopsisinde bazen aldığınız hücre o kadar yeterlikli oluyor ki direkt yöntem denen bir yöntemle hemen 2 günde 3 günde hastaya hiç uzun bekleme süresi vermeden sonuç verebiliyorsunuz. Kaldı ki kültür yapsanız da daha kısa sürede sonuca gidiyorsunuz. Bir 10 gün, 15 gün gibi vesaire. O yüzden hangi hastalığın tanısını koyacaksanız koyun. Yani e, gerek e, Down sendromu, kromozomlar gerekse diğer genetik hastalıklar. Yani erken örnek almak eğer aile sonunda termine edecekse çok önemli. Şimdi Down sendromu taramasına geriye döndüğünüzde başlangıçtaki ilk tarama testlerin önerildiği tarih 16-18. haftalar. Yani haliyle üçlü tarama başlamıştır. İlk başlayan testlerden 16-18. haftada. Onu yapıyorsunuz. Sonuç riski çıkarsa da o haftada sentez öneriyorsunuz. Peki ailenin hani gebeliğin o haftadan ilerlememesi açısından, ailenin isteğine göre de erken dönemde bebeğin tahliyesi açısından da hani öyle bir karar alacaklarsa tabii. erken dönemde de yapılabilir tabii, değil tabii. mi? Aynen. Hocam. Yani her herkes tarama testinin sonrasında test yaptırmaya karar vermiyor. Yani bir grup hasta doğrudan ileri yaş nedeniyle, Hı -hı. bir grup hasta zaten önceden dokümante edilmiş başka genetik hastalıkları nedeniyle 11 12. 14. haftasında her neyse yani başvurduğu haftaya Hı -hı. ve a, gebenin o andaki özelliklerine göre Genetik tanı için başvurabilir. ve Bunlar önceden belirlenmiş olabilir. Hı. Ee, önceden anomalli bebek doğurduğu için, kromozom hastası bebeği olduğu için ya da çok çok çeşitli nedenlerle. Sık, sık düşükler mesela yaşayan bir evet, anne olabilir. Onlarda da bir kısım Hı. genetik tanı önerdiğimiz gruplar olabilir. Bunlar erkenden başvurabilirler. Dolayısıyla aslında şöyle koyabaca özetleyebiliriz. Neden her ne olursa olsun erken tanı ihtiyacının olduğu her durumda koryomilüs biyopsi yapmak aile için çok daha mantıklıdır. Çünkü erken tanı alacaktır ve sonuç termini edilecekse de Aile buna erken karar verme şansına sahip olacaktır. Anne adına riskler çok azalıyor. Bir de anksiyete de çok azalıyor. Düşünsenize Doğru, dediğimi. ya, iyi sonuç mu? Rahat evet, olumsuz sonuç Hı -hı. mu? Olumlu sonuç mu? Gebeliğin devamı açısından da bu çok Bir önemli Bir an kazanıyor. önce yapılıp bitsin anne tabii, de bebek de aile tabii, de rahatlasın. Tabii. 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 Genelde de iki sorun var. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Hani Koryonmülüs biyopsisi yapabilen hekim sayısının ve deneyiminin hmm. biraz daha az olması ve buna sonuç veren genetik laboratuvarının az olması. Ama Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerleşik illerde hani büyük illerde hem laboratuvar sorunu yok, hem uygulayıcı hekim sorunu yok o diye söyleyebiliriz. Ama bazen mesela Ankara'da da başımıza geliyor, hasta ikili tarama testi yapılmış, risk çıkmış, hasta amniyosenteze bekletiliyor mesela. Bu Ay, hasta için yiyor. evet. Bu hasta için ciddi bir haksızlık aslında. Yani doğru, hani doğru. bir koryon virüs yapılacağını bilgisi verilebilir. Hı -hı. Ya da hasta daha da aksine amniyosenteze bile bekletilmiyor. Bir de üçlü tarama testiyle bakalım falan gibi. Yani asla olumsuz çıkmış bir testi başka bir testle doğrulamanın ya da yanlışlamanın mümkün olmadığı belirtilmeksizin zaman yani, kaybına, zaman kaybına, yani, kaybına evet uğratılabiliyor hasta.